Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Adana'dan, Pırpır Bebek'ten Sayın Pınar Erzin. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Pınar Erzin kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Pınar Erzin, Adana'dan geliyorum söylediğiniz gibi. Bez bebek yapıyorum. Daha öncesinde bir 20 yıllık bir çalışma hayatım oldu. Sonrasında kendimi rehabilite için bez bebek yapmaya çalıştım. 2 tane kızım var. Maşallah, Allah bağışlasın. Sağ olun. Bu kadar yani, çok öyle kapsamlı anlatacağım çok bir hayatımla evet. ilgili çok bir şey yok. Uzun yıllar kurumsal bir iş hayatı, sonrasında rehabilite amaçlı başlanmış olan ama sonrasında çok talep gören, sizin emeğinizde ortaya çıkan bu güzellikler var. Şimdi o güzelliklerden bahsedelim. Neden diyelim bez bebek yapıyorsunuz? Çünkü rehabilite aşaması bitti herhalde. Evet. Değil mi? Yaptığınız işi bize biraz tanımlayın. Ticari olarak mı, hobi olarak mı, yoksa sanata yönelik mi yapmaktasınız? Ve hangi nedenler sizi bez bebek yapmak için güdüledi? O rehabilite niye ortaya çıktı? Şimdi önce neden bez bebek? Biliyorsunuz hepimiz bir bez bebek sahibiydik çocukken. Tabii. İlkel ya da daha düzgün. Açıkçası ben örmeyle başladım ama çok sonra hoşuma gitmedi bu. Ve araştırmayla işte bir bez bebek nasıl yapılır, nasıl olur, nasıl hayata geçer diye kendi kendime uğraştım. Bir günlük falan bir ders aldım açıkçası bununla ilgili. En azından ufak tekniklerini öğrenmek için. Sonrasında tamamen doğaçlama ve kendimi dediğim gibi rehabiliteyle. Çünkü onlara bakıp, onlarla konuşup, acaba gözü nasıl, size nasıl bakıyor ya da nasıl bir ifade veriyor. Çünkü benim yaptığım bebeklerde bir ifade var açıkçası. Çünkü baktığınız zaman onu görebiliyorsunuz. Sonrasında bir sayfa açmaya karar verdim kendi kendime. Dedim hani başkaları da görsün bu bebekleri. İşin açıkçası ticari boyutunu düşünmemiştim ben açarken. Daha çok beğenilmek ve insanların görmesiydi benim amacım. Sonrasında iş ticari boyuta geçti. Şimdi tabii farklılaştı, daha farklı oldu. Yani kısacası bu. Evet, böylece devam ediyorsunuz. Evet. Ne zaman başladınız bez bebek yapmaya ve ilk yaptıklarınızla son dönemlerde yapmış olduklarınız arasında fark var mı? Tabii 2014 yılında başladım. İlk yaptıklarım tamamen doğaçlamaydı. Kendim zihnimdeki bebeklere yapmaya çalışıyordum. Fakat sonrasında bir gün bir mesaj aldım ben İstanbul'dan. Bir genç bir arkadaş bebeklerimden bir tanesini satın almak istediğini söyledi bana. Ben tabii çok heyecanlandım, yani ilk defa böyle bir şey oldu. Ve ben kendisine o anda gelen bir şeyle bana dedim, kız arkadaşınızın resmini gönderin. O bana kız arkadaşının resmini gönderdi ve ben birebir aynısını yaptım. Kendisine gönderdiğimde inanamadı. Bir iki hafta kadar bana teşekkürler, teşekkürler. Kız arkadaş çok mutlu olmuş. Sonrasında insanlar onu görünce yaptırmaya başladılar. Yani resim gönderiyorlardı. Ben ona bakıp en azından benzetmeye çalışıyordum. Sonra iş gelişti. Bu hale döndü. Doğaçlama bebekleri bir kenara koydum. Ve şu anda sadece yüz yapıyorum. Evet. Peki bebeklerinizi beğenen ve alanların, yani talepte bulunanların yaş gruplarında belirgin özellikler var mı? Ya da belli kriterlerde insanlar tabii, mı? Tabii tabii. Yani şöyle söyleyeyim, daha çok yetişkinler bunu tercih ediyor. Genç çiftler tercih ediyor. Ve özellikle tıp dünyasından, öyle söyleyeyim. Daha çok cerrahlar, çok ilginç. Klinik psikologları. Ben de inanamadım. İnsanlar üniformalarıyla o bebekleri istiyorlar. Ve daha çok eşlerine işte kendi bebeklerini yaptırıyorlar. Bu da beni açıkçası çok şaşırttı. Sebep ne olabilir acaba? Hatıra bırakmak diye düşünüyorum herhalde. Ama şimdi siz cerrahsınız. Bir bebeğiniz geliyor. Üniformalı, stetoskopu var. Hatta bandı var. Ağzını kapatmış. Görünce şaşırıyorlardır diye düşünüyorum ben. Çünkü tepkiler de öyle. Bana mutluluk fotoğraflarını gönderiyorlar. Evet. Ben çok mutlu oluyorum. Evet, belirgin özellikler bunlar diyorsunuz. Evet, daha çok biraz daha yaş grubu
Yüksek, evet. Evet. Peki, insanların kendine benzer bez bebek yaptırmasının nedeni ne olabilir? Ben takıldım hala buna. Bu sanırım hatıra bırakmak. Mesela şöyle anlatayım bir örnek. Bir anne, yine kendisi göz doktoruydu sanırım. Henüz doğmamış bebeği için kendisini ve eşini istedi. Ben onu yaptım. Dedim hani niye istiyorsunuz böyle bir şey? Ben dedi bunu dedi bebeğimin odasına koyacağım. İleride bebeğim büyüdüğünde işte annem babam hep yanında diye söyledi. Bir tanesi de o çok ilginç. Kızı bu Hıdrellez'de dilek dilemiş. Ben demiş Allah'ım annemin bebeğini istiyorum. O böyle dönünce ben de yaptım. Sonra çocuk şaşırmış demiş. Anne senin bebeğini beni duydular ve bebeğin geldi demiş. Bu şekilde gelen talepler. Evet. Çok da hoş. Peki geleneksel folklorik bez bebekle sizin yaptıklarınız arasındaki farkı nasıl tanımlayabilirsiniz? Yaptıklarınız çocukluğumuzun bebeklerini anımsatıyor. Evet. Ama onlardan farklı yanları da var. Yani biraz daha ifadeli benim bebeklerim. Folklorik bebekler genelde onlar da çok kıymetli ve çok açıkçası çok zor yapması. Onlarda belli standartlar var, yöresel kıyafetler vesaire. Fakat benim yaptığım bebekler doğaçlama olanlar için söylüyorum. Tamamen kendi ruh halimi anlatıyor. O gün mesela çingene kıyafeti giydim. Ya da esmer hissediyorum kendimi. O şekilde. Ya da tatlı. Yaşlı bir dede var. Öyle hissediyorum. Ya da uyuyan bir prens var. Hikayeleri zaten. Kendi kafamda hikaye de oluşturuyorum yaparken. Evet. Farklılıklar bunlar diyorsunuz. Yaptığınız işleri nasıl tanıtıyorsunuz? Çok sayıda sipariş aldığınızı biliyoruz. Bunu nasıl sağladınız? Daha çok sosyal medya. Instagram üzerinden. Ben yaptığım bütün bebekleri orada paylaşıyorum ve oradan ulaşıyorlar bana. Açıkçası bir telefon numarası vermedim. Daha sonrasında onlarla zaten dostluk kuruyorum. Bütün yaptığım bebekleri sahip olan kişilerle dost oluyorum. Şaşırıyorlar zaten. Her söylediklerine cevap veriyorum hiç sıkılmadan. Onun üzerinden ve sonra bana hatta hal hatır soranlar bile var hala. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Instagram üzerinden. Evet, Instagram üzerinden evet. Paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Bu şekilde size ulaşabiliyorlar. Peki, yaptığınız işin özgünlüğü sanata kapı aralıyor. Hiç sergi açtınız mı ya da açmayı düşünüyor musunuz? Geçen yıl bir sergi açtım Adana Büyükşehir Belediyesi'nde. Çok istiyordum böyle bir şey yapmayı. Hani insanlar Adana'da çünkü çok fazla bununla ilgilenen kimse yok. En azından görülsün istedim ve çok da iyi oldu açıkçası. İnanılmaz bir ilgi vardı. Bir 3 günlük bir sergim oldu Adana'da ve başka illere de gitmek istiyorum açıkçası. Oradan buradan belediyelere dönüyorum. Hani ben varım. Çağırın beni. Evet. İstiyorum doğrusu sergi açmak tekrar. Olur. Olur. Gerçekten de çok güzel olur. Belediyelere buradan mesajımızı da göndermiş olduk. Ki çok da şık olur böyle bir serginin olması. İnşallah. Farklı illerimizde, ilçe belediyelerimiz dahi ilgilenebilirler bu konuyla. Bez bebeklerinizle ilgili bundan sonrası için planlarınız var mı? Açıkçası birçok planım var. Ama en önemlisi ben yurt dışındaki festivallere gitmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de bununla ilgili bir festival ya da bir fuar ne yazık ki rastlamadım. Varsa da bilmiyorum ama araştırdım yok gibi. Çünkü el sanatları ile ilgili daha çok kermes vesaire var ama bir büyük fuar yok. Yurt dışında ama bununla ilgili birçok yer var. Hedefim araştırıyorum. Bir gün onlardan birisine gitmek ya da ileride bunu öğrenmek isteyen kişilere belki öğretmek olabilir. Talebeden çünkü şu ana kadar çok talep gelmeden nasıl yapıyorsunuz gibisinden olabilir. Belki ileride okullarda ders verilir el sanatlarıyla ilgili. Yani o kadar geniş ki her gün aklıma bir şey geliyor mesela. Ama en büyük isteğim yurt dışında bir festivale gitmek. Harika. Biraz bebeklerimizin yapım aşamasından bahsedelim mi? Çünkü oldukça zahmetli ve zor bir süreç gözüküyor. Yani önce şey yapıyorum mesela... Bunu anlatmak istiyorum. Lütfen. Öncelikle kafamda bir kompozisyon kuruyorum ben.
yapmadan evvel kağıdı alıp diyorum bu işte bir çingene kızı olacak. Vücudumu çiziyorum. Sonrasında bir çingene kızı nasıldır? Vücudu nasıldır? Hatları nasıldır? Gözleri nasıldır? Onları bir araştırıyorum, bakıyorum. Çiziyorum. Sonra zaten kumaşlarımız şey, alpaga kumaş genelde kullanıyorum ben. Onları dikip makinede içini elyafla dolduruyorum. Ama bayağı sert dolduruyorum çünkü bunların böyle dik durması gerekiyor. Hı hı. Aparatları falan da var, getiremedim buraya. Sonrasındaki kıyafetleri tamamen doğaçlama benim. O gün dediğim gibi mesela kırmızı etek giydirmek istiyorum ya da kemer takmak istiyorum. Ve şöyle bir şey var, evdeki hiçbir şeye atmıyorum. Evet. Her şeyi bebeklerde kullanıyorum. Zaten dikkat ederseniz kirpikleri falan da var. Evet, evet, evet. Kirpikleri falan da hep şey, boyama değil. Kendim yapıyorum kirpiklerini de. Burunlarını da işte yapıştırıcı. Ciddi bir uğraş, ciddi evet, bir yaklaşık emek. Bir hiç kalkmasam 4-5 saat uğraşmam gerekiyor. Hiç yine kalkmam. Kısa bir sürede yapıyorsunuz. Hiç kalkmasam tabii. Yani çok severek yapıyorum. Şey yormuyor beni aslında. Evet. Ama işte bazen bu yüz benzetme siparişlerde özellikle süreli olduğu zaman o birazcık yoruyor. Sabah 7.30'ladım falan oluyor yani. Ama dediğim gibi inanılmaz keyifli. Evet. Yani hepsini çok seviyorum. Evet. Peki malzeme bulmakta zorluk çekiyor musunuz ya da ne tür malzemeler kullanmaya özen gösteriyorsunuz? Malzeme bulmakta açıkçası şanslıyım. Eşim benim en büyük hem sponsorum hem yardımcım. Genelde ona söylüyorum. O kendisi bulup getiriyor. Dedim ki elyaf bulunmayacak kumaşlar değil. Aslında şunu söyleyeyim ben. Eğer bir şeyi gerçekten yapmak istiyorsanız bulamayacağım ya da bu yok deme gibi bir şansınız yok. Önünüze geliyor. Yani işte bu kağıt bile sizi eğer yapmaya karar verdiyseniz yönlendirir. Ben bunu gördüm açıkçası. Evet. Evet. Bulmak da hiç zor değil. İstediğiniz evet. Her malzemeden yapabilirsiniz. Yeter ki isteyin. Peki bebeklerinizi yapmadan öncesinde herhangi bir eğitime ihtiyaç duydunuz mu? Ya da tamamen kendi el yeteneğiniz, hayal gücünüzle mi ortaya çıktı bebekler? Yani 2014 senesinde dediğim gibi ben örmeye başladım. Sonra Eskişehir'de bu işi, daha doğrusu bebek yapan ama benzetme değil. Bir bayanla tanıştım, şahane bir bayan kendisi de. O bana sadece işte saç tekniklerini, dikme tekniklerini gösterdi. Çünkü ben dikiş bilmeyen birisiyim. Hiç dikiş bilmeden ve hiç bu işi tamamıyla yani iğneye iplik takamadan kendi kendime. Sonra geldim ve geliştirdim. Tabii ilk bebeklerim çok ilkeldi. Sabırla bunu eleştiren sevgili eşime ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sonrasında kendim işte tamamıyla geliştirdim. Evet. Yapa 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 yapa. Kendi bebeğinizi yaptınız mı? Hayır. Yapamam. Çocuklarınızın? Yok, çocuklarını da yapmadım. Yani yakın çevremden kimseye yapmadım. Evet. Peki, bebeklerinizin boyutları gördüğümüz kadarıyla? Yaklaşık 50 santim. 50 santim. Hı. Hiç aklınızdan çılgın bir şey geçti mi? Evet. Mesela Game of Thrones'un bebeklerini yapmak istedim son sezon bitmeden. ama fırsat bulamadım açıkçası. Çünkü onların bebeklerini gördüm. Onların bebekleri daha çok robotik. Ama yapacağım bir gün. Siyasileri yapmak istedim. Sonra nasıl olur diye düşündüm. Hiç iyi olmaz. Daha çok uç şeyleri yapmayı istedim ama dediğim gibi siparişlerden ne yazık ki fırsat bulamadım ama yapacağım bir gün. Bir de bir hikaye yapmak istiyorum. Aa, o evet. Çok güzel. Hikayeyi kendim, bir hikayem var aslında. Onun bir bebeği var, yapılmış, daha doğrusu çizilmiş. O bebeği yapıp animasyon gibi falan. Öyle konu nedir şeyim. Hikayedeki? Hikayedeki konu kozadan çıkan bir tırtılın insana dönüşmesi. Ama çok çirkin olması, üzülmesi. Sonra bir kelebeğe. Ben insan kelebeğe dönüşüp işte insanlara, bu böyle umutsuz insanlara, işte yukarıdan bakıp aşağıda mutsuz insanlara yardım etmesi, onlara kanat takması gibi bir hikaye. Derin bir hikaye. Evet. Çok güzel. İnşallah bu hikaye. Çınar Kanatlı Bebek. Çınar Kanatlı Bebek isimli bir sergiyle birlikte. İnşallah.
bu hikayede... Bezden canlar benimki. Bezden canlar. Evet, çok sloganım güzel. Bezden canlar. Çok güzel. Peki, çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Ve bu güzel bebekleri izleyicilerimize tanıttığınız, ulaştırdığınız için tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Ben teşekkür ederim size davet ettiğiniz için, tanıştığım için çok mutlu oldum. Biz de öyle. Bezden canlar hep hayat bulsun sizin İnşallah. Ellerinizde diyoruz. İnşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Pırpır Bebek'ten Sayın Pınar Erzin'i ağırladık.